Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden CHP İstanbul Eski Milletvekili ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Haluk Ülman son yolculuğuna Türk bayrağına sarılmış tabutuyla uğurlandı. Allah rızası için her kişi niyetini cenaze namazını kılmalı. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke önce... 1973-80 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan, 1931 İstanbul Üsküdar doğumlu, evli ve iki çocuk babası Ülman yaklaşık 10 yıldır Bodrum'da yaşıyordu. Haluk Ülman dün tedavi gördüğü ilçedeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ülman için bugün Ortakent Mahallesi'ndeki Kerim Aydınlar Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Türkan Ülman, oğulları Murat ve Burak Ülman, yakınları, CHP eski genel sekreteri Tarhan Erdem, CHP eski MYK üyesi Hurşit Güneş, eski Muğla milletvekili Fevzi Topuz, CHP Bodrum ilçe başkanı Recai Seymen ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ülman'ın cenazesi Ortakent Mahallesi'ndeki Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ülman, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra siyasetten çekilerek İstanbul'a yerleşti ve Marmara Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1981'den 1995 yılına kadar bu fakültenin İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünün kurucu başkanlığını yaptı. 1996 yılından itibaren de Yeditepe Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Dekanlığını yürüttü. Aynı üniversitenin yüksek lisans programında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikalar dersi verdi. Öğretim üyeliğinin yanında Hürriyet Gazetesi ile diğer gazete ve dergilerde dış politika yazıları yazdı. Kitaplarının yanı sıra bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardı.